Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Herkesin yaptığı işe saygımız var. Kendi gideceği iş yani. Herk Gürkan Bey de iyi bir iş yaptığını düşünüyordur mutlaka. Hı -hı. A ayrı bir mesele ama çok da... Dediğim gibi benim orada gördüğüm şey normal bir şey değildi yani. Ben de açayım, abi, şu kitlene göre değişen bir şey. Sen anketi aç, aynı anketi, başka sonuç çıkar. Evet. Ben açayım, başka sonuç çıkar. Gürkan Bey arasında başka sonuç çıkar. Bunlar, mesela Ali Bey geldiğinde sunum gibi biz 15 dakika falan bunları dinledik. <laughs> ee, ben de şaşırdım yani. Twitter anketi konuşuyoruz. Ne, ne ne yaşıyoruz biz falan diye düşünüyordum o an. Ama işte ondan sonra Caner Erkin'e ceza vere kadar gitmiş yani. O zaman da ben burada yani Gürkan Bey'in yaptığında bir şey demiyorum. Sonuçta herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Çok doğru bir şey yaptığını da düşünüyor olabilir. Başkası da düşünüyor. Sen de düşünebilirsin. Ama ben burada Ali Bey'in kararına bakarım. Ali Bey bunun uygulanmasına okeyse ya da gidip işte Erol Bulut'a şey dediğini söylüyor mesela. Çok duran top gol yiyoruz. Yani ben yani ne bileyim maç kolye giren herhangi biri de söyler yani bu. Bu çok acayip bir şey ya. Al gerçekten ben. Savat gol atamıyor Çünkü şey olacak. Kıracağım bazı insanları. Hocam benden duymuş olmaz Samat gol atamıyor. Bazı bazı insanlar kırılacak. Şey yapmak istemiyorum ama Fenerbahçe için çok 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 çok, çok yazık. Yazık ya. Şimdi de mesela Mes oyuncu oyuncu konuşacağız şimdi. Gel de konuş hadi. Konan ne yaparı konuş hadi bakayım. Konan mindfulness tekniği kullanacak mı bilmiyorsun mesela. Neye göre başarılı başarısız olacak bilmiyorsun. Abi zaten o yüzden yani hep böyle bir yarım kalıyor teknik direktör eleştirisi Fenerbahçe konusunda. Ya yani biliyorsun ki İrfan Canlı Mesut aynı anda sağda olduğu zaman ya bunu teknik direktör mü öyle karar verdi yoksa baskıda baskı yüzünden böyle çıktı? Biliyorsun aslında, bilmiyorsun diye biliyorsun. Ee, Vitor Pereira neden döndüğünü biliyoruz. Zorladı böyle Ferdi bek yapmayı zorladı, o sayı bek yapmayı. Ne, neyse... E... Valla Erol Hoca'dan gerçekten özür diliyorum ya. Gerçekten Evet, bu bon, Biraz fazla Bu ortam düzelene kadar teknik direktörü değiştirmez yani. Valla 4 2 3 bir kalıp gibi çıkıyor. Sürekli aynı şey niye denemiyorsun hocam üçlü savunma falan diyor. Ya yani bu şey mevzu. Nereden belki adam kovulacak da üçlü savunma denesi. Değil ya mi? Ya ışıkları söndür, mikrofonları al, bizden yorum yapması beklensin mesela. Ona benziyor teknik direktörün durumu şu anda Fenerbahçe. Neyi ne eleştireceksin ama yine de konuşalım ne olması gerektiğini dair. Tabii tabii. Ee, ne, di ne, diyorsun? Konan'ı ee, izliyorum hala. Geleceğe dönüşte biraz daha detaylı konuşuruz ama ilk izlenimim. Böyle her şeyden var olan bir bek. Standart bir bek. Biraz pas konusunda problemi var gibi gördüm ben. Hı hı. Ee, ama gerçekten dinamik birebirlerde çok güçlü görünüyor. Ters kanadına Ferdi konulu, konulduğunda... Evet yani daha savunmacı. Ee, dediğim gibi birebirlerde aldığı pozisyonlarda çok iyi. Kolay kolay öyle hamle yapıp düşmüyor oyundan vesaire. Sıkı bir bek yani. Zaten Fenerbahçe şu an net bir bek hiç olmadığı için kim gelirse gelsin o bu adam iyiymiş dedirtir otomatikman. <laughs> Ama Konan iyi, iyi, de bir bek gibi gözüktü bana. Dediğim gibi daha detaylı geleceğe dönüşte konuşuruz. Ne net üstünde bir. E, tabii daha zaman. dinamik çünkü. Ee, yani Novak dinamik bir oyuncu değildi. Konan dinamik hem hücum katılım, katılımlarında dinamik hem de rakibi karşıladığı zaman dinamik. Ve ee, yani sorduğun soru kritik. Zaten Fenerbahçe bir tane bek transfer yaparsa diğerine yani Ferdi Lossay ile idare ederim, idare ederim diyecekse ki bence mantıklı bu arada artık takımların böyle sürekli ya bu olmadı değiştirelim şuraya bir tane daha transferden yapmaktan ziyade biraz kadro içerisinden de keşif yapmak lazım. Sen 8'de olmuyorsun beke gel. Sen kenar forvet olmuyorsun beke gel gibi şeyler yapmak lazım. O yüzden o sayı uzun vadede sabit görmek bence mantıklı. Konan da onu dengelebilir gibi gözüktü bana ilk etapta ama hala bir 9 numara şu anda bir belirsizlik var. Bence asıl ihtiyaç çok Fenerbahçe'de. Şurada yığılma var. Aday da yok değil mi? Böyle bir, sızın, bir şey. Evet şurada yani yığılma var. Yani. Herkes kenar forvet. Bence Ener Valencia dahil bunu tekrar yeniliyorum. Ener Valencia, Santa Fe gibi. Pelkas Rossi falan filan değil mi? Hepsi şey. Valencia. Hatta bence Berisha da o. Berisha da sol, doğru. sol forvet. Ee, yani bir tane Santa arkasında gezince bir ikinci Mesut. olur. Evet burası Ar, boş. Ar, Arda Güler. Serdar Dursun var sadece. Hı hı. Yani o Biz, da, da e, teknik teknik olarak Fenerbahçe seviyesini tam böyle kesmez Fenerbahçe'yi. Ee, burada net bir boşluk var ve e, şu yüzden söyledim. 9 numarayı net bir oyuncu aldıktan sonra ee, yani yazın mesela olmayacağını biliyordum da hani biraz zor olduğunu biliyordum transferi. Mit, Mitrovic yani o tip e, bir, bir numara fiziğini evet. kullanacak oyun içine katılacak hem de skorer de olabilir. Süper Lig'in ıslak rüyası ya. <laughs> Direkt şey yani. Yani 30 tane 30 tane atarı hayal ettiren adam yani. Ya 40 yaşında... Var ya Emre Berezoğlu demişti bir tane 30 bir tane 15. Hı -hı. İşte Tümer Metin söylemişti sonra Emre Berezoğlu yanlış anlamıştı ama muhtemelen beklentiyi düşürmek için yalanlanmış bir şeydi. Çünkü o ya, yani uydurulabilecek bir şeydi. Tümer Metin de onu uydurmaz yani. Ama Deli mi abi o adam? Yani olmuş. Sohbet esnasında söylemiştir. Sonra bu aynen, aynen. O oyuna yani. söylenince şey oluyor. Beklenti garip Tabii. bir şey oluyor. Yani ama işte 30, gerçek 30 Vidroviç de evet. var bence. Yani. Bir de hem o var hem oyuna katılım var. Kenar forvetlerini rahatlatma var. Onları oyun için atma var. Ee, yani Mitrovic değil de o, 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 seviye olmasa da o tip e, bir 9 numara geldiği anda aslında kenar forvetlerini de bir anda ee, kullanmış olacaksın. Onların da performansı artacak. Kimi kullanacaksın orada. Ee, ki Enan Valencia olacaktır 9 numara transfer olursa. İdealde e, şurada Mesut İrfan'dan ya da Rossi terste de Enan Valencia ee, gelecek 9 numara. İdeal bir üçlü olur. Yani ilk 9 numara için çözmesi lazım Fenerbahçe'nin. Ee, aynen öyle. Çok beklenen bir mevki. Berisha e, ya yani nasıl bir konuma geçer bilmiyorum. Ee, birazcık bizdeki eğilim, ya yani biz buraya aldık, buraya olmuyorsa olmuyor gibi bir şey abi, çıkabilir. 5 milyon verdin artık bir kurtarman lazım. Ee, ya yani yoksa mesela pasaportu, yaşı evet. biraz düzenli oynasa yine belli bir para alırsın bence. Yani çok da ıskarta kalacak bir oyuncu değil kesinlikle ama e, buraya yığdın abi işte buraya böyle. Evet. Öbek öbek yığarsan o zaman da Rossi kalacak mesela. Yani Rossi'yi de zaten oynatmıyorsun. Keşke Pelkas'a gerçekten teklif varsa satılsaydı. Aa. Yani bir sürü adam varken orada. 9 numara eklerdin. Senin yanında söyledim işte yani en dehşet verici şeylerden biri Pelkas asla teklif bile edilemez. Zaten gitmez. Yani niye niye abi yani? Pelkas ne yaptı abi Fenerbahçe Yani şey mi yaptı? Şampiyonlar yarı final mi oynattı abi? Mi, yazın, yani? Ben, ben kulübün içinde değil yani dışarıdan bir görüş de şu anda yorum yapıyoruz. Şöyle olsa ne güzel. Soh, futbol sohbeti yapıyoruz aslında biz. yönlendirme değil de şöyle olsa ne güzel olur diyoruz her kulüp açısından. Yani, Mehmet yani... abi şey demiş. Kendimce analiz yapıyorum. Tespit <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Aynen. Tespit yapıyorum. <laughs> Kime ne? Böyle kendimce tespit yaptığım anda <laughs> abi görüyorsun dışarıdan da diyorsun ki ya Perkas gibi kullanacağın oyuncu bir sürü var. Gerçekten teklif varsa satarsın. 9 numarada kocaman bir eksikliğin var onu eklersin. Ya yani biz yazda yaptığımız programda mı söyledin ben yazın? E, görülüyor yani dışarıdan da. İlla böyle acayip oturup böyle kadro mühendisliği yapmana gerek yok ki. Bakınca yani, kadroyu belli. Çok belliydi. Yani Solbek sol bence çok su gibi bir ihtiyaçtı. Konan bir ters artık son imza işleri çözülürse evet, evet. çok net Man bir anlamlı olacak. Mantıklı seçenek. Ee, bakalım gelişmeler oldukça yine değerlendireceğiz. Ee, Fenerbahçe bölümümüzde tamamladık. Beşiktaş tamam. bölümüne geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMart sundu.